Merhaba Zuhal Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ömer Bey, hoş bulduk. Nasılsınız aynı i̇yiyiz. Anda? Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyiz, bomba gibiyiz. Bomba gibi miyiz? Kesinlikle. Öyle miyiz? İnşallah öyleyiz. Dünden sonra. İnşallah bugün. Ama sen yapmışsındır ya, değil mi? Değil yaptım mi? Merhabalar. Aa, bu, ha? Fincanda neydi? Fincanda füme peynirli köz patlıcan çorbası. Fincanda füme peynirli köz patlıcan çorbası. Evet. Vay. Mutfağına bakabilir miyim? Tabii, buyurun. Tamam, buyurayım. Mutfağını toparlamışsın, o zaman girmelerine izin verirsin. Çok üzgünüm Zuhal Hanım. Kendim de belirttim, iddiaya da girdim. Olay yeri inceleme yazısı çekeceğim dedim ama evet, demiştim. Hazırladım. Nerede? Çok da güzel hazırladım ama panik havasında eşimin çantasında gitti büyük ihtimalle. Eşin mi geldi? Geldi. Şuraya da tebeşirle gürbüzün şeyini çekecektik. Robot resmini. Olsun, sokmayacak mısın mutfağa? Yok, sokmayacağım. Niye tertemiz çünkü mutfağa? Tertemiz de olsun. Girmesinler. İstemiyorsun. İstemiyorum. Hadi sen bilirsin. Aa, çiçeğe geldiler. Hadi aç kapıyı. Bu çiçek çok hoş. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Özgür Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, Zehra Hanım. Merhaba Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Zuhal. Merhaba Sena, merhabalar, hoş geldin. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Özgür. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Zehra. Merhaba. Seni tekrar göreceğimi pek ummuyordum ben açıkçası. Ben mavi çok yakışırdım size. Güzel bir teşekkür ederim. Ben ne diyorum, o ne diyorum. Neyse, hoş geldin. Hoş ben geldin. Ben dün hiç yaşamadım Zuhal Hanım. Öyle mi? Öyle sayarak geldim. Valla bizce de öyle olsun. Sıfırdan başlıyorum. Gel geçti diyelim. Nazar olsun, canın sağ olsun. Takılıyorum sana. Çok boş nazara ver. Değdim. Gerçekten nazara geldim. Dün gece bence Özgür Bey bir öyle bir enerji gönderdi bana negatif. Evet, geceden herhalde. Evet, negatif enerji. Bir güne sirayet etti. Benim size negatif enerji göndermek. Gözünüz değdi, gözünüz eleştirdin ne varsa yaşattınız. Şöyle bir şey var. Zehra Hanım, ben eve gittim ve o kadar çok yemek yedim ki sanki izafiyet geçirecektim. Yani o kadar aç kalktım ki masadan ben. Hiçbir şey yiyemedim. Ben de aç kalktım, ne yapalım ya. Yani gerçekten böyle bir şey olamaz. Çok iyi ya, yani konuşuruz. Yemedim. Hemen kaynatmayalım burayı. Bir bakın çiçeğini tekrardan bir görün. Tekrardan masama hoş geldiniz. Umarım yemeklerimi beğenirsiniz. Ona göre puanlara yansıtırsınız ama beğeneceğinizden eminim. Önce bir masaya baksınlar. Size öncelikle şunu söyleyeyim. Fine dining menü yapmaya çalıştım. Bravo. Bak, bunu baştan söyledim. Bundan sonrası tamamdır. Çünkü fine dining. Doymayacağız Meryem. Ki. Bilmeyenlerin. Dün doymadınız, bugün de doymayacağız. Ama Zuhal Hanım bunu menüsünde belirtmemiş. Fine şimdi dining belirtti. Olarak. Şimdi belirtti. En azından yazması gerekiyordu. Ya size birçok şey mesela Zehra Hanım kumpir yapmış, içeriğini belirtmemiş. Ama doluydu kumpir. Benimki. Sizin ama küçük küçük geliyor. Aman dur, o kumpire gitmeyelim. Bezelyeler gelsin. Bezelye. Ama. Şimdi bir masayı değerlendirin, menüye de konuşuruz bilahare. Nasıl buldunuz masasını? Ben masasını deniz ürünleri olduğu için herhalde bir deniz yıldızı, deniz kabuğu en koydu. En güzel değişik şeyler var orada. Sadece şu çiçeği yine yüksek buldum. Onu alacağım çünkü ben eleştirdim. Dedim evet, çiçeği çok güzel verdiniz. Rengi falan çok hoş. Evet, değişik de çok güzel. Fakat kameralar bizi göremiyormuş. Senden rica edelim, piyanonun üstüne koy tabii istersen. Tabii ki hemen. Onun dışında masa nasıl Meryem? Ben şöyle bir şey belirteyim. Deniz yıldızı mı? Gerçek deniz yıldızıdır. Hint Okyanusu'ndan geldi. Merve ya, dersen de bir dinleyeyim ya. Ben eleştirim oradan başlayacaktım Ömer Bey. Aa, gerçek mi kurutulmuş? Yüzünü göremeyeceğim. Tabii tabii. Bu da gerçek. Aa, dinleyeyim bakayım. Ay, resmen geliyor okyanus sesi. Alo? Alo? Şarki? Alın bak, dinleyin, gerçekten var. Koyun yıldızı çok güzel. Şimdi evet, bu sunuma ne diyorsunuz? Füme peynirli köz patlıcan çorbası için. El yapımı kıtır ekmek. Bir de el yapımı kıtır ekmek. Fincanda sunacağını söylemişti ama ben bunu gerçek bir fincan çorbada olduğunu burada düşünmemiştim. Çorba bana gelecek. Sena Hanım biz. Evet, ben kahve. Hakikaten. Ya gerçekten Ömer Bey çorbayı bu şekilde. Kahveyi ya ters. Ya ben sizi az olsun doyurmuşumdur ya illaki tavuğum. Ama bugün fine dining. Ama fine dining baby. Ya bugün lezzet odaklı aslında. Lezzet odaklı da madem birinizde bir şey mikro ölçüler bir tane. Mikro ölçülerde makro lezzetler bugün. Evet. Verelim o zaman hemen. Ben makro lezzet sanıyorum. En azından bu fincanlar yo, bence şöyle, bir tık büyük olmalıydı Ömer Bey. Kahve içeceğiz. Yani kahve fincanlarında sunum ilk defa duyuyorum. Şunu belirteyim yani. Koskoca bir kasede çorba geliyor, bir ama kaşık alıp bırakıyoruz. Ama bunların çorba kaseleri var özellikle, hani fincan şeklinde yine aynı şekilde evet, ama bir tık o konuda büyüktür. Haklı. Evet. Yani o bu şekilde vardır, ben evet, fine dining sunumlarda, servislerde. Ben kendi evimde olan
eşyaları kullanmak istedim. Düzenliydi, güzeldi. Servisler doğru açılmıştı. İyiydi. Çiçek kötüydü sadece. Onu da kaldırdı zaten. Masa düzeni hadeydi. Deniz kabukları ve deniz yıldızıyla süslenmişti. Güzel buldum. Çiçekler fazlaydı. Kom masada olabilirdi. Fincanları görünce bir şaşırdım. Çünkü Türk kahvesi fincanında bize çorba servis edeceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Masa düzeninde dev gibi çiçeği koydum da Özgür Bey'in yüzünü görmüyordum ve Zuhal Hanım erken müdahale etti. Yoksa çok fena eleştirecektim oradan. Ömer Bey, gerçekten çok küçük değil mi fincanlar? Yani biz bunlara kaşık mı sokacağız? Ama zaten iki kaşık alıp bırakıyorsun. Yani... Zuhal Hanım, şu anda gerçekten çok üzgünüm. Evet, belki neden? Dün masada kendimi savunacak bir tarafım yoktu ama çok da var. Bence çok niçin? Güzel savundun ama. Ben böyle savunma görmedim. Savunurum. Ben garnitürlerimi aşmış biriyim. Lütfen. İyi yaptın, süperdin. Şimdi şunu söyleyeyim. Benim yemek yapamasam da benim şeylerim boldu malzemelerim. Cimrilik yapmadım. Bu nedir ya? Kahve mi içeceğiz, çorba mı içeceğiz anlamadım. Şu kahvesi alabiliyor muyuz Zuhal Hanım? Yok, alamazsınız. Menüde ne varsa. Peki bu fincanlarda evde kahve mi içiyordunuz? Yok, bunu çorba ya, bu içiyordunuz yedek, bunu sizde. Kullanmıyoruz. Ama çorba ben bu sunumları aslında daha önce ya. Çok defa yaptım. Evet, mutlaka. Çok defa sundum. Aşçı bu arada. Aşçı da yani. Özel yerlerde, yemek tabii, yaptım ve sundum, kabul de gördü. Peki. İnşallah bugün de kabul görür. Ama İnşallah. Doğru söylüyorlar. Evet, bu tür sunumlar var. Bu tür servisler, bu tür mekanlar. Denk gelmişsinizdir veya görmüşsünüzdür bir yerde. Belki deneyimlediniz, onu bilemem ama onun fincanı bu değil. Onu söyleyelim. Yani onlar için dediğiniz gibi daha farklı. Bunlar kahve fincanı. Evet, fine dining olabilir ama onun fincanı doymayan bu değil. Doymayan olursa bir fincan daha verebiliriz. Şimdi ben soracaktım. Çorbanızı çok beğenirsem 5 fincan küçük çorba içerim ben. 5 fincan olmaz da 1 fincan verebilirim. Olur olur, küçük yapmışsınız zaten şey servisi. Ama çorbanız sizin de o getirir. Değil mi? Menü nasıl mi? Özgür? Minimal tutunuz herhalde. İşte Ömer Bey menünüzü siz. Ama öyle fine dining. Bak ya, minimal, öyle de. Minimal. Benim malzemelerim. Büyük büyük lezzetler. Ya. Ama Zuhal Hanım lezzet kendisi... patlamalar olacak ağzımızda. Yani menünün yetişmeme şansı yok zaten. Neden? Fine dining olduğu için. Her keşke şeyden ben az de öyle yapsam. Mena Hanım, yetişmeme şansı yok mu? Evet, ya çünkü menü her siz... şeyden az az var Özgür ya Bey. Siz şu menü normal bir restoranda yemezsiniz. Ömer Bey, yazılar upuzundu. Zorlandık. Ya kesinlikle şu an haksızlık yapıyorsunuz. Yani en uzun ve en zahmetli menü benim ki. Sen devam bu et. Bu arada ben yemeğe bugün puan vermeyeceğim. Hiçbir yemeğe. Tabii son yani ilk iki yarışmacımız kurtardı bunu. Ne demek puan vermeyeceğim? Ben artık yemeğe puan vermiyorum. Neden? Öyle. Çünkü ben o kadar emek verdim. Önce güzel bir konuşma yapılır, sonra eleştiri yağmuruna tutunurum. Ömer Bey, siz bana dün hiç acımadınız. Üç verdi. Size üç verdim. Emeğinize sağlık değil. Hot hot hot, bu ne bir ya? Aldın ya, eleştiri mi yapmak zorunda? Size yetiştirseydiniz, yapsaydınız. Ha, size de saldırıya geçecek. Zehra Hanım, sanırım bugün kalkanları alın. İntikam almaya geldiniz. Yok, siz galiba bence bugün sanırım. Zırhınızı geçirin, birazdan bayağı sorun değil, ben kimseden korkmam. Şu menüleri bir görelim de, az porsiyonlu, doyurucu da değil. Dün ben yine hadi bol getirdim yemesinizi. Biraz yeseydiniz doyardınız ama zaten. Ama Zehra Hanım, olmamış bir yemeğin nesine biz puan verebilirdik ki size dün? Yemediniz ki bakırsınız. Neyine yiyebiliriz ama çiğ bir yufka. Patates yeseydiniz, tuzlu da olmasa lezzetliydi yani. Aynen, konuşmayın. Dinleyerek birbirinizi konuşabilirsiniz. Tabii ki baktık tadına. Tabii ki kumpirin patates tadına baktık. Patates kötü olma ihtimali yok. En azından kendiniz doyurabilirdiniz. Bak siz de söylüyorsunuz. Patatesin kötü olma ihtimali yok. Yani garantiye oynadınız. Tamam, ne güzel işte. Ama oynayamadınız. Oradan yırtayım dedim. Yırtamadınız ne yazık ki. Fincanda kahve, ay pardon, çorbamız gelsin de. Zehra Hanım, sizin pişmiş ürünleriniz yoktu ki neredeyse. Siz hiç konuşmayın Özgür Bey, kulaklarım... Yani. Gerçekten çiğdi. Sizin, siz çiğ yufkayı önümüze getirdiniz ve bunu tatmak zorundasınız. Hayır, sizi öyle bir bekliyorum ki. Ki. Dedi ki ben bunu yaşadığımı tattıramam dedi yani. Sizi bekliyorum, ben sizi bekliyorum. Çiğ bir İnşallah. Şey getirdiniz önümüze. Basit yemek ve çok güzel. Ve onu tatmamızı beklediniz. Yapmayın böyle. Şimdi şöyle bir şey var ama Zehra, sen şimdiye kadar hep puanları en yüksek olan yarışmacı oldun bu hafta için. Evet. Şimdi bugünden sonra o zaman Özgür'le Ömer'in ne suçu var? Ömer Bey dün... Ama yine iki tane birin yanında üç iyi kaldı ya. Ben birlere geleceğim birazdan, bir kendime geleyim. Şimdi emeğe puan vermeyeceğim derken, Özgür emeğine puan verdi. Ona da mı yok puan? Yok. Niye? Yemeden nereden biliyorsun? Yemeden vereceğim. Onlar yemeden eleştirmeye başladılar. Zehra Hanım, ama bu da kasıtlı ve bilinçli ve buraya kötü niyetli oturmuşum yani Özgür Bey anlamını çıkarır. Koalisyon, konuşamadım. Koalisyon şey yaptı bana. Sena Hanım'dan da beklemezdim. En azından Sena Hanım'dan istifiyet beklerdim. İki de olsun, ne mutlu olurum. İnisiyatif.
İnisiyatif kullanıp İnisiyatif. Diyorsun. Yani neden? Çünkü Sena Hanım gerçekten... Yani biri ben de yanlış buldum. Dün tepkimi de koydum zaten. En azından iki verseydiniz susardım gerçekten. Susturmadınız ama da beni. Ama iki bile verilecek bir masa değildik hayır, yani. Hayır, hiç emeklerim vardı. Zuhal Hanım bile diyor ki bu programda mısır açlayan ben görmedim diyor ya. Evet, bir puan verdim o yüzden demeyiniz mısıra için. Mı bezelyeye mi? Dün bezelye diyordun, bugün mısır 0, diyorsun. 05-05. Karışmış kafası. Çok garnitürlerim vardı da. Aşırıydı. Evet, 7-8 çeşit vardı içinde hakikaten. Ya zaten, bugün ben sizin puanınızı göreceğim. Zaten Zehra Hanım, siz sadece mısırı haşlarken bir şey yapmışsınız. Bir de kavunuzu haş. Mı? Evet, bir sürü garnitürler. Ya siz bir oyun bezelyeyi hamuru gibi böyle hep ayıkladım ayıklamışsınız. Ya. Oynamışsınız herkes oyun konser, hamuru gibi ben yani. Ben konserve kullansaydım ben dün çok iyi çıkarırdım benim. Keşke konserve kullansaydım o zaman. O zaman da konserve bile yiyebilseydik. Hiçbir şey yiyemedik sizden. En azından yetişseydi de yerdeki şeyler aç kalmazdık. Ben eve koştur koştur gittim. Bugün aç kalacak mısın? Ekmek var diye sordum. Bu arada ekmeklerini de sen yaptın tabii, değil mi Ömer? Tabii, ekmek el yapımı. Evet, buyurun. Çok hoş. Biz kıtır böyle... demiş ama kıtır değil Zuhal Hanım. Ha, kıtır mı demişti? Evet, kıtır. Evet, ekmeğim... Menüsünde kıtır yazıyordu fakat kıtır değil. Ama sunumu güzel ya, şimdi de bir şey. Bence de. O peçetelerinizi, servis peçetenizi alın tabaktan isterseniz üzerinize. Yani hoş da biz yeniliklere açığız, seviyoruz değişik şeyler. Seyircilerimiz de seviyor farklı tarifler, farklı sunumlar görmeyi. O anlamda evet bir yanlışlık olmuş fincanlarda ama sonuçta farklı bir şey denemiş. Ekmeği tabii dur bekleyelim şeyi Ömer'e. Ömer de gelsin Özgün'ü. Ben bekliyorum zaten. Herkes oldu mu şimdi Ömer? Kendine verdin, Özgür'e aldım. Vermedin. Ömer Bey, ilk günkünün şeyine uğramayacağım herhalde. Aa, sadece ekmek mi vereceksiniz al, bana? Ekmek yeter. Biraz da peynir benim. Sen çok komiksin, ekmek vereceğim sana sadece. Önce şöyle, yarışmacıya. Yani gerçekten... Arkadaşlar hani... ekmeğimin dışı çıtır. Şöyle göstermek istedim. Evet. Yani fırından çünkü sıcak olsun diye çıkardım. Çok da böyle bekletmek istemedim dışarıda. O yüzden biraz içi yumuşadı ama dışı... Peki. Hadi gel tadalım, onu değerlendirsin yarışmacı. Evet, kıtır ekmek diye yazdırmıştın. Kızartsaydın kıtır olurdu aslında. Ya da bir... Ha, niye yani kızartmadın? Yapmışsın ne güzel. Fırına verilebilirdi. Fırına verebilirdin. Ya orada bir güzel olurdu. Biraz vakit de kullanamadım. Konuşuruz. Eline sağlık diyoruz. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Herkese. Buyursun. Ekmekten de tadalım ama lütfen. Yani çorbaya batırıp tadalım. Efendim böyle bir çorba içiyoruz şu an. Zannetmesin seyirciler. Ne oluyor şimdi program başında kahve diye. Efendim bu çorba. Büyük fincanlarda ben çorba içmeyi çok severim bu arada. Böyle yabancı ülkelere falan gittim mi topluyorum farklı şeyleri, çok seviyorum. Böyle değişik değişik böyle şimdi markaya giriyor, söyleyemiyoruz şeylerini. Bir çizgi film kahramanları evet. Falan. Ondan sonra kızımı alıyormuş gibi yapıp kendimi alıyorum. Şunun bir büyükleri var. Sen onları bilsen yok biliyorum. Muydu ya? Niye daha önceden tedarik aslında ettin? Lungo. Lungo, evet. Yani lungo fincan derler. Evet. Ömer Bey, tuz atmak istesek neyle karıştıracağız? Onu çok merak ettim. Yok, buna tuz atabilir. Tuz zaten. Neyse, nedir? Ekmekten de yiyiniz. Batırın. Ben öyle yapıyorum zaten Zuhal Hanım. Bisküvi şey yapar gibi, çayın bisküvi bakar gibi. Sen de alabilir miyim? Tabii. Getirir misiniz? Ben çok beğendim. Aa, ekmek gitti. Afiyet açım olsun. Ya, dün de bir şey yedim. Ya, çok tatlısın. Dün de sizin gibi aç kaldım ben de. Eve gidince de stresler. Yiyemedim, babam geldi. Çok iyi gittin değil mi dedi. Hem de nasıl dedim. Hiç bozuntuya verdi. Adam morali bozdu. Bir iki hafta daha öyle bilsin. Dedim, ödül de benim dedim. Babam ooo kaçırmayacağım dedi. Heh, kaçırma, kaçırma baba. Dedim. Babaanneme de söyle biz dedim. Biz o bölümü yayınlamayacağız. Sana bir şey favor yapalım. Yayınlayın. Yok yayınlamayacağız. Başarılı gibi bir gösterin ama. Beni de sonunda olsun, bir bulun. Canın sağ olsun. Heyecandır bir şey. Babama çok selamı var size. Aleyküm selam, saygılar, selamlar. Benim kızım lezzetli yapar, kusursuz getirir dedi. Teşekkür dedim. Tamam, çok güzel yarıştı. Evet. Hadi buyurun, evet. Çorbayı yorumlayın.